Yeni bir aylık planlama videosundan herkese merhaba. Ben Zehra. Temmuz ayını nasıl geçirdik? Ağustos'ta neler yapacağız? Hepsine bakacağız ama bunlara bakarken sorduğumuz sorular var. Önce bu sorularla bir giriş yapıyoruz. Ardından bu sorulara teker teker ayrıntılı ve derinlere, birazcık içlere bakarak cevaplar veriyoruz. Dolayısıyla önce sorularımıza bakalım, daha sonra buluşalım istiyorum. Soruları yanıtlarken videoyu durdurup başlatabilirsiniz. Ama benim naçizane her zaman olduğu gibi tavsiyem, lütfen soruları bir kenara not edin. Daha sonra kendinizle baş başa kalabileceğiniz sakin bir ortam ayarlayın. Bunu da hep neden söylüyorum? Çünkü kendimizle yalnız kalabildiğimiz ortamlarda, sadece kendi enerjimiz içindeyken daha net, daha doğru cevaplar verebiliyoruz. Ve bunları yaparken elbette ki geniş bir zaman dilimini ayarlayın. Gün içinde ne zamansa boş kaldığınız, kendinizle yalnız kaldığınız bir zaman, o zaman diliminde yapmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki soruları yanıtlarken bir başka önerim de lütfen son derece samimi cevaplar verin. Çünkü biz kendimizle baş başayken bu samimi cevapları vermiyorsak pek de hızlı ve yolunda bir gelişim gösteremiyoruz. O yüzden kendimize dürüst olacağız. Cevaplarımızı öyle vereceğiz. Hadi önce sorularımızı soralım. Ardından benim cevaplarımla yeniden buluşalım. Evet, hadi hazırsak hemen başlıyoruz. Önce Temmuz ayımızı tek kelimeyle nasıl geçti? Bunun bir böyle kısaca çıkartıyoruz başlığını ve hemen ardından Temmuz ayında yaşadığımız önemli anlar, olaylar, başlıklar nelerdi? Bunları listeleyerek devam ediyoruz. Bu başlıklar arasında öncelikle bizi mutlu eden, enerjimizi yükselten, heyecanlandıran ve ardından üzen, aklımıza takılan, rahatsız eden, bizi tetikleyen maddeleri ayırıyoruz teker teker ve bu durumların içimizdeki hangi duyguları tetiklediğini, neyi kaşıdığını, bedenimize, ruhumuza, zihnimize nasıl yansıdığını düşünüp değerlendiriyoruz. Tüm bunlar acaba içimizde olan bir şeyleri aynalıyor olabilir mi? Lütfen buraları özellikle didikleyelim. Tüm bunların arasında, bu başlıklar arasından sizin için en önemli olanı çekip bir kenara koyun ve bu konuda kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi düşünerek önümüzdeki ay için minik bir adım hedefleyin. Son olarak bu ay ne öğrendiğinize de bir bakın ve hangi konuda kendinizle gurur duyduğunuzu çıkarın ve hemen ardından Ağustos ayınızı tüm bu başlıkları göz önünde bulundurarak planlamaya başlayın. Önce Ağustos ayı için temanızı ve niyetinizi belirleyin. Ardından bir ana, üç mini hedef belirleyin. Bunu dilediğiniz gibi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ve tüm bu hedefleriniz için haftalık bir planlama yapın. Bu planlamayı da lütfen ajandanıza, takviminize, defterinize, her ne kullanıyorsanız dijitalde olabilir, ekleyin ve artık planlamanızı bitirin. Evet, yeniden merhaba. Benim cevaplarımla Temmuz ayını ben bu ay tek kelimeyle tembel olarak değerlendiriyorum. Neden tembel? Çünkü gerçekten çok aktif çalıştığım bir ay olmadı. Daha çok böyle ense yapıp yattığım aylardan biriydi. Genelde sene içinde hepimiz zaten yaz dönemlerinde bunu yapıyoruz. Biliyorum. Kimimiz bunu 10 gün yaparız, kimimiz 1 ay yaparız. Çalıştığımız işe, yaptığımız işe veya çevremizin müsaitlik durumuna göre biliyorum. 24 saat çalışan, hiç tatil yapmayan anneler var aramızda. Ben de onlardan biriyim aslına bakarsanız. Dolayısıyla benim birazcık da böyle yan gelip yatma nedenlerimden biri buydu. Çünkü Temmuz'un ortasına kadar Dafne yurt dışında bir yaz okuluna gitmişti. Onun yokluğu benim tabii ki yan gelip yatmam demek. Dolayısıyla evde bütün gün yalnız olmak gerçekten bana çok iyi gelen şeylerden biri. Yani böyle yeniden şarj olup kendimi içe dönük çalışmalar yapıp kendime bakarak, bazen hiçbir şey yapmadan, sadece koltukta yayılarak, bazen yemek bile yemeden, canım istediği zaman her şeyi yaptığım için, bazen günlerce evden çıkmadan geçirdiğim bir dönem oluyor. O yüzden seviyorum. Çünkü yani yalnız kalabildiğim, müsait olabildiğim zamanlarda genelde bunu yapıyorum. Netflix'e takılıyorum, kitap okuyorum. Bazen kitap da okuyamıyorum ki bu Temmuz'da bunu pek yapamadım. Bunun dışında canım ne istiyorsa onu yapıyorum. Kısaca kendime yılın o dönemi için böyle bir izin veriyorum diyebiliriz. Ama tabii yine de içten içe bir
bir şeyler yapmam lazım, bir şeyler yapmam lazım. O tarafı susturuyorum. Bazen ego konuşuyor çok fazla. Ben böyle bu tür konulara çok çalışıyorum. Özellikle bilincimi yükseltmek, egomu birazcık daha farkına vararak, onun konuştuğu yerleri, zihnimden geçen düşüncelerin ne kadar egodan, ne kadar kalpten geldiğine doğru bakabilmek gibi. Tüm bunların mesajlarını doğru okuma niyetiyle baktığım için hayatıma birazcık böyle bunlara odaklandım. İçimden yatmak geldi. Artık bu egodan mı, bilinçten mi, her neydiyse bilmiyorum ama bunu yapmak geldiyse bunu yapmalıyım deyip yaptığım bir süreçti. Ama tabii ki başka bir sürü olaylar da yaşadım. Biliyorsunuz ben hep sizlere burada anlatırken hayatımda başıma gelen her şeyle ilgili bir okuma yaptığımı söylüyorum. Bu benim için bir hayat oyunu gibi bir şey. Bana iyi geliyor. Seviyorum bunu. Hayatta başıma gelen iyi, kötü her şeyi böyle hayatın bana işaretleri gibi bunları okuyarak yol almak bu yaşam yolculuğunu benim için çok keyifli kılıyor. Belki de bununla böyle çocuk gibi oynadığım için bu kadar seviyor olabilirim. Ama gerçekten de önce buna oyun olarak başlamış olsam da şu anda bunun gerçek olduğunu yaşıyorum. Yani birebir hayatımda bilincimi yükseltip hayatın bana gönderdiği her türlü etkiyi bir okuma olarak çevirdiğimde bunun gerçekliğinin farkındayım artık. Çünkü yaşıyorum, yani gerçekten yaşıyorum bunları. Orada hayatın karşıma çıkardıklarına verdiğim tepkilerimi ölçüyorum. Kendimi gözlemliyorum yani. Hani aksilikler karşısında neler yaşıyorum, nasıl hareket ediyorum. Daha sonra bir üçüncü göz izliyormuşçasına kendimi izleyip bunun karşısında bu davranışım doğru muydu? Ya da bu davranışın sonunda ne yaşadım? İyi miydi, kötü müydüğü değerlendirme yapabilmek açısından bunu söylüyorum sizlere. Bu birazcık farkındalık kırmak için egzersiz gibi, pratik gibi düşünebilirsiniz. Ama ben artık her şeyi böyle okuduğum için çok eğleniyorum bununla gerçekten. Dediğim gibi tekrara giriyorum ama işime çok yarıyor. Hakikaten bazı şeyleri örneğin işte hiç hesapta olmayan bir şey geldiğinde başımıza artık hayatımızda bazı şeyleri kontrol altına alma kelimesini tamamen çıkardım mesela ben. Çünkü hiçbir şey kontrol altına alamayacağımı çok iyi biliyorum. O kadar güzel öğretiyor ki hayat size aslında. İşte tüm bunlarla yani bahsettiğim bu okumalar ya da verdiğimiz tepkileri işte tüm bunlara bakarak geliştiriyorsunuz hayatta. Onun için artık bunun üzerinden devam ettiğimi söylüyorum. Verdiğim o tepkilerle acaba doğru okuyabildim miyi görebiliyorum. Buna öfkelenip sinirlenip lanet olsun Allah kahretsin gibi şeyler değil de bir dakika tamam bunu yaşıyorum ama bu bana ne gösteriyor? Acaba ben hayatta inat edip de neyi görmekten imtina ediyorum? Ne konuda kaçıyorum kendimden veya ben hangi konuda bir alma verme dengemi bozuyorum veya hangi konuda bir açık oluşturuyorum, hangi konuda bir şey kaçırıyorum kendimden gibi bir takım okumalar yapabiliyorum. Bunun üzerine bir takım çalışmalar yapıyorum ve bu çalışmaları da daha önceki videolardan birinde bahsettiğim gibi artık kanal üyelerine özel videolarda bu çalışmaların ayrıntılarını anlatmaya başlarım. Çünkü bunlar gerçekten bilincimizi yükseltecek, bilinç düzeyinde farkındalığımızı artıracak bir takım çalışmalar. Evet. Bu çalışmalardan özel olarak bahsedeceğim. Hatta birebir sizlerle diyaloğa girerek bunları anlatacağım için katıl butonunu aktive etmiştim zaten. Oraya geldikçe orada bütün bunların ayrıntısını daha da fazla vererek anlatmaya devam edeceğim inşallah. Bu arada bu bahsettiğim şey Temmuz ayının içinde yaptığım çalışmalardan da biriydi. Aslında bu katıl butonunu aktif etme durumu aniden geldi diyebilirim içime. Çünkü ben zaten burada sizlere her türlü şey paylaşıyorum ve özellikle de son birkaç aydır size burada hep bu kendi içime yaptığım bir takım çalışmalardan bahsediyorum. Bilincimi artırma, bu seviyeyi yükseltme bakımından yaptıklarımı anlatacağımdan bahsediyorum. Bu bir anda yani anlatamıyorum. Tam kameranın karşısına geçip konuşacağım. Bir şeyler yaşarım. Sistemin bana bir mesajı olduğunu düşündüm yani bunun da aynen böyle. Çünkü çok istiyorum ama bunu yapamıyorum. Yani bir şey buna mani oluyor. Bir şey buna engel oluyor gibi hissediyorum. Dolayısıyla o noktada da bir anda bu geldi. Yani çünkü ben bütün bu bilgileri herkese katıksız
bir şekilde tüm dünyaya açık bir şekilde anlatmak istemediğimi fark ettim. Bu bilgileri almak isteyen insanlara özel bir şekilde paylaşmam gerektiğini düşündüm. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu da ancak katıl butonunu aktive ederek yapabileceğim geldiği için o esnada aklıma "Aa, bu çok iyi fikirmiş" diyerek bunu yaptım. Yoksa bunun gerçekten başka bir nedeni yoktu. Burada ben size zaten her ay aylık planlama videolarında özellikle birçok şeyden bahsediyorum. Hayatın beni ne kadar zorladığında, onların üstesinden nasıl geldiğimden çok rahat bir şekilde anlatıyorum. Kendimizle yüzleşmeler yapıyoruz, bu çalışmaları nasıl yapıyoruz, bilincimizi, bedenimizi, ruhumuzu, üçünü paralel bir şekilde nasıl hizaya getireceğimizi çok fazla konuşuyoruz burada zaten sizlerle. Ama orada birebir özel bir takım çalışmalardan bahsetmek istiyorum ve bunu herkese açmak istemedim. Neyse, burayı da çok fazla uzatmadan burada toparlayayım ama Temmuz ayının içerisinde tüm bunlar böyle bana akışta geldiği için ben de bu şekilde hareket ettim. Bunu farklı düşünenler olmuş ama ben size tamamen gerçek birebir neyse olan bunu söylüyorum. Artık nasıl düşünüyorsanız buna müdahale edemeyeceğim maalesef. Eğitim demeyelim ama bu farkındalık çalışmalarını orada çok detaylı bir şekilde anlatmayı planlıyorum. Temmuz ayının genelini tembellik olarak nitelendirdim ama içinde yaptığım işler de oldu. Örneğin de aramızda arkadaşlarımızla oluşturduğumuz müzik grubunun repertuar çalışmaları oldu. Çalışmalarım müthiş keyifli geçiyor benim için. Şu anda arkadaşlarımın bir kısmı tatilde olduğu için küçük bir ara verdik. Ama müthiş güzel, keyifli çalışmalar yaptık Temmuz ayı içerisinde birkaç kez. Yanı sıra yine bir kelime oyunu yarışmasından çağrıldım ben. Çok seviyorlar beni. Kelime oyunlarında görmeyi çok istiyorlar. Ben de çok keyif alıyorum açıkçası. Yapımcısı böyle her kelime oyununa davet ettiği için sağ olsun. Bir geniş güzel insan. Ben de bu davete icabet edip gittim. Çok da keyifliydi. İki kez katıldım. Hatta günün şampiyonu oldum. Daha sonra finale kaldım. Finalde şanssızlık oldu. Kısmet olmadı. Kaybettik ama olsundu, çok güzeldi. Yani Temmuz ayında bir de böyle bir eğlenceli, atraktif bir yarışma programı deneyimim oldu. Temmuz ayının sonunda çok heyecanlandım. Başka bir şey oldu tabii ki, olimpiyatlar başladı. Ben olimpiyatlar başladı andan beridir elimde kumanda, koltuğun tepesinde. Her ne branş gelirse karşıma gerçekten oturup keyifle, müthiş bir keyifle izliyorum. Bu olimpiyat sevdam benim zaten içimdeki spor aşkından kaynaklanıyor. Çocukluğumdan beri kaçırmadan izlerim ama yanı sıra artık daha başka şeyler görmeye başlıyorum. Artık derinleşmeye başlıyorum bu konuda. Mesela en son izlediğimde ben böyle olimpiyatları izlerken o sporcuların zihninden geçenleri, yaptığı emekleri, çalışmaları, her şey böyle gözümün önüne geliyor. Gerçekten müthiş saygı duyduğum insanlar o grup. Bu kez de başka bir açılım oldu bende. Onları izlerken aslında onların ruhunun bir asker ruhu olduğunu gözlemledim. Biliyorsunuz ben böyle disipline dayalı her şeye bayılan biriyimdir. Yani kendini geliştirmek adına yapabilecek her türlü istikrarlı çalışmaya hayranlık duyan biriyimdir. Dolayısıyla sporculara da belki de böyle bir gizli hayranlığım var bundan dolayı. Bu kez onların bu askeri ruhunu gördüm. Çünkü askerlerle o kadar ortaklar ki, bir kere mücadele ruhu, çok disiplinli olma, özgüvenli olma, fedakar olma, birçok şeyden özveriyle kendinizi verip orada mesleğinize adama gibi. Aslında bunun astrolojik olarak da değerlendirmesini yapmaya başladım. Çünkü Mars'ı haritasında çok güçlü insanlar genelde asker veya sporcu olanlardır. Koç burcu ve Mars birbirleriyle ilişkiler zaten. Neyse, çok da fazla böyle detaya girmeyeyim. Zaten çok anladığım falan yok ama işte benim bilinç eğitimi veren hocam çok fazla astroloji üzerinden anlattığı için artık orada da bir takım açılımlar yaşıyor. Bu da bana keyif veriyor tabii ki. Ama olimpiyatları bu gözle izlemek çok güzeldi. Paris olimpiyatlarının açılış töreni çok olaylı oldu. Herkes çok fazla yorum yaptı. Ben çok tarafsız, çok nötr kalarak izledim ve ben çok beğendim, çok etkilendim. Çünkü müthiş sanatsal geldi. Ben sanat gözüyle baktığım için bazı şeyleri, altındaki okumaları da o gözle yapıyorum. Hala devam ediyor. Ağustos'un ilk haftası da devam edecek. Müthiş derecede böyle sabah gözümü ufalayıp kumandayı elime alıyorum. Artık akşam en son ne varsa bilmiyorum. Ya benim senenin olimpiyat yıllarında, tabii ki 4 yılda bir olduğu için her 4 yılda bir bu dönemler böyle geçiyor. Şimdi atletizmi bekliyoruz. 4 gözle özellikle 100 ve 200 metre. Bunlarla ilgili Netflix'te belgeseller çıktı. Çok fazla Netflix izleyen biri olmadığım halde bu ay mesela bu sporcularla ilgili bir sürü belgesel izledim Netflix'te. Gerçekten çok güzel pazarlıyorlar yani. Netflix bu işi biliyor. Evet, Temmuz ayım toplamda böyle geçti. Yani bol bol evde oldum. Yani böyle artık
neredeyse üst üste 5-6 gün dışarı çıkmadan, yani markete bile gitmiyoruz artık biliyorsunuz, her şeyi sipariş ederek yaşamaya başladım. Sürekli evdeydim. Bu arada tabii ki bunu da belirteyim. Evde çok fazla işim gücümü yaptım. Yani böyle çok ayrıntı işleri yapma fırsatım oldu. Örneğin bazı dolapların içine işte o buzdolabı her zaman çekilmez. Mesela buzdolabı çekildi, içi yenilendi, temizlendi. Gardıroptan böyle bir elimi geçirdim falan. Bu arada gardırop videoma çok fazla yorum geliyor. Yenisi isteniyor. O gardırop videomdan bu yana çok da fazla bir şey değişmediği için yeni pek de fazla bir anlatımım olabilir mi size bilmiyorum. Ama çok istiyorsanız kısacık bir video tekrar çekebilirim. Ama en son düzenleme yaparken sizlerin yaptığınız yorumlar geldi aklıma. Gardıroba bir baktım. Yaz gardırobum özellikle. Siyah ve beyaz dışında hiçbir renk barındırmıyor. Onun için çok renksiz bir video olacak gerçekten, eğer böyle bir şey çekecek olursam. Arzu ediyorsanız lütfen videonun altına yorum olarak bekliyorum. Evet, gelelim Ağustos ayına. Bu ay yine istirahatle birlikte çalışmaya devam edeceğim. Ben evden çalışmayı çok seviyorum, üretmeyi çok seviyorum. Çünkü ben yazmayı, çizmeyi, anlatmayı çok seviyorum. Biliyorsunuz ki yaptığım işler bunlar, yani kendi mesleğimin dışında, özgün mesleğimin dışında. O yüzden bunlar da zaten home office şeklinde evden yapıldığı için çok keyifle yapıyorum. Yeniden podcast çekmeye başladım. Podcast dünyasına geri döndüm. Keyifli içerikler hazırlamaya başladım. İçeriklerim bir tık değişti çünkü biliyorsunuz biz değiştikçe yaptığımız işler de değişmeye başlıyor. Yani burada bugün benim bu aile planlama videomu ilk yaptığım aya bakarsanız bugün arada dağlar kadar fark göreceksiniz. Hepimiz böyleyiz aslında. Yani ve bu beni çok mutlu eden bir şey. Çünkü geçmişe dönüp eğer hiçbir değişiklik görmüyorsam ben hayatımda neyi yanlış yaptığımı çok fazla düşünüyorum ben. Dolayısıyla böyle bir geri dönüp baktığımızda veya yaptığımız işleri böyle bir yenileme, güncelleme söz konusu olduğunda mutlu ediyor beni. Ve eğer orada dediğim gibi hani şimdi mesela podcast içeriklerimde, YouTube'da sizlere anlatacağım içeriklerde hakeza yine böyle ufak tefek değişiklikler göreceksiniz. Zaten sizler bunu fark ediyorsunuzdur muhtemelen. Ama bunlar böyle çok konudan uzak, çok kopuk şeyler olmak zorunda değil. Bahsettiğim şey bu değil. Bahsettiğim şey kendi içinde bir gelişme, kendi içinde bir genişleme. Bunu yakalayabildiğimi açıkçası ben gözlemliyorum ve bu bana keyif de veriyor. O yüzden podcastlerimin bazılarını YouTube'da sizlere de paylaşmaya niyet ediyorum. İnşallah kısmet olursa bunu da yapacağım. Tabii ki sizlere burada paylaşımı yapmaya devam. Yavaş yavaş yazın sonuna geldiğimiz için Ağustos'ta benim enerjim ufak ufak yükselmeye başlıyor. Çünkü ben sıcak hava benim enerjimi çok düşürdüğü için, yani bedensel olarak pek de fazla hareket edemediğim için aslında çok çalışabildiğim bir ay değil. İşte ya klimanın altında oturacağım gerçekten çok da fazla böyle havadan etkilenmemek için. Ki o da bu ay bozulduğu için böyle gerçekten perişan oldum bir müddet. Sıcakla imtihanım şeklinde. O sıcakları atlatacağım için Ağustos'un sonu özellikle benim için çok daha keyifli oluyor. Yani yavaş yavaş sonbahar geliyor diye mutlu olmaya başlıyorum. Ben kış insanıyım, sonbahar insanıyım. Bütün mevsimleri seviyorum. Yani bu yazı hiç sevmiyorum falan anlamına gelmesin. Hepsinin kendine göre öğretisi, mutluluğu, içinde yaşadığım özelliği var. Bundan bahsetmiyorum ama enerjim bir tık daha yüksek oluyor benim. Kışın ve sonbaharda özellikle. İlkbahar da fena değildir ama yaz mevsimi geldiğinde benim gerçekten tansiyonum bozuluyor mesela. Hani bedensel olarak da bu tepkileri gösteriyorum ben. Bir tek zihnen, ruhen değil. Fiziksel olarak zaten bedenim bu tepkileri verdiği için ruhuma ve zihnime de bu yansıyor. Her zaman söylüyorum size, gözlemleyin kendinizi gerçekten. Yani fiziksel olarak sizi etkileyen bir şey ruhen ve zihnen de etkiliyor. Veya ruhen etkileyen bir şey fiziğinizi de zihninizi de etkiliyor. Hepsi birbirine o kadar bağlılar ki biz hep üçünü dengede tutmaya çalışıyoruz. Zaten amacımız, derdimiz hep bu. Bunun farkına varabilmek. Bedenimizde bir defekt olduğunda, ruhumuzda bir huzursuzluk hissettiğimizde hep bunun üstüne gitme, bizi tetikleyen şeyleri bulma çalışması yapma nedenimiz de bu. Bazen çünkü gerçeği göremeyebiliyoruz. Ya kendimize itiraf edemediğimiz veya kendimizden kaçtığımız çok fazla şey yapıyoruz. Hayat o kadar enteresan bir, sizi kandırmaca tuzaklarıyla dolu bir mecra ki, yani ben öyle görüyorum en azından, belki siz öyle düşünmüyor olabilirsiniz tabii ki, ama benim gözümden hayata baktığımız zaman hep ortalıkta tuzaklarla dolu olduğunu düşünüyorum. Yani kişiyi kendinden uzaklaştıran bir takım tuzaklar, bu tuzaklar bana ağır sınavlar gibi geliyor.
Bakalım bu tuzağa düşecek misin? Çünkü egoyu çok fazla tetikleyen tuzaklar bunlar. Bu konular üzerine biraz çalıştıkça farkındalığımız biraz daha artıyor ve bu tuzakları daha net görebiliyoruz diye düşünüyorum ben. Ağustos ayını da böyle geçirmeyi planlıyorum, hedefliyorum. İnşallah güzelliklerle dolu muhteşem bir Ağustos ayı olsun hepimiz için. Bana iletmek istediğiniz her türlü duygu, düşünce, istek, önerinizi zehratakmaz@gmail.com mail adresine, zeze.zehra.takmaz Instagram adresine gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın ve yaşamanızın mimarı olduğunuzu sakın unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgilerimle. Hoşçakalın.